Dedi ki zekat. Burada zekat verecek olan kişiler belli olduğu gibi zekat verilmeyecek olan kimseler de nedir? Bellidir. Mesela ben 3 kişi bunları tespit ettim. Fazla da olabilir. Mesela Müslüman olmayana zekat verilmez. Bu bir. İkincisi nisap miktarı bulunduran olan bir kişiye zekat verilmez. 3. Anneye ve babaya zekat verilmez. Niçin anneye babaya zekat verilmez? Çünkü siz onlara bakmakla mükellefsiniz. Yani bir kişi eğer annesine ve babasına zekat verdiği zaman o zekatı aslında kendisine dönüştürmüş oluyor. Yani bir taşta tabiri caizse iki kuş vurmuş oluyor. Hem yani zaten sen onlara bakmakla mükellefsin. Sen onlara zekat veremezsin. Sen onlara zekat verdiğin zaman o zekatı kendine dönüştürmüş oluyorsun. Dolayısıyla anneye babaya zekat değil sadaka verilir. Bazı aileler diyorlar ki kişinin evi olabilir, arabası da olabilir, maaşı da olabilir. Aleyküm selam abi. Maaşı da olabilir. Yani şimdi günümüzde mesela burada arabasız hiçbir yere çıkamazsın. Araba olmadığı zaman limuzinlere, taksilere yani bir sürü para çıkar. Ha, o zaman diyorlar ki burada arabası da olabilir, normal bir evi de olabilir, maaşı da olabilir. Ama eğer bir kişi her ayın 10'unda, 15'inde bu maaş yetmiyor ve borçlanma hissediyorsa o kişiye diyorlar zekat verilir. Evi de olabilir, zekatı da olabilir, maaşı da olabilir. Ama yetmiyor. Her ay 10, 15'i geldiği zaman borçlanma kendini hissediyor. Ha o zaman kendisini geçindirmek için o kişiye zekat verilir diyorlar. Dolayısıyla burada zekat bir rükündür. Mesela işte diyor ya işte benim param var ama zekat vermiyorum diyen olan bir kişi Allah muhafaza işte bazı amelere göre o kişi kafirdir tek kelime. Kim için? Ameli küfürü ile itikad küfürü ayırt etmeyen alimler için. Ama diğer tarafta mesela cumhur diyor ki hayır o kişi kafir olmaz. Ona gidip sorduğun zaman acaba siz bu zekatı gerçekten inkar ediyor musunuz? Onu aslında dinlemek gerekiyor. Acaba onun görüşü ne? Ondan dolayı o kişiye hüküm verir. Dolayısıyla cumhur diyor ki İslam'ın 4 rükün yani namaz, zekat, oruç, hac bunları inkar etmedikleri müddetçe o kişi kafir olmaz. Bilakis nedir? O kişi fasıktır. Çünkü bu dindir. İsteyen olan bir kişi ben şu şekilde vereceğim, şu saatte değil. Allah Celle Celaluhu'nun sınırlarını aşmayacaksın. وَاَتُ الزَّكَى Allah diyor. Bir kişi keyfi güzel bir şekilde ben ne zaman keyfim gelirse vereceğim demez. O eğer parası varsa, miktarı varsa, nisap miktarı varsa o bir havlu geçecek ve bir sene bu takdim edilebilir, tehir de edebilir. Mesela ihtiyaç bir meselesi olduğu zaman takdim edebilir. Tehir ne demek? Tehir eğer bir beldede eğer zekat almayacak kimse yoksa o zekat alacak olan kişilere buluncaya kadar o zekatı tehir edebilirsin. Alimler diyorlar. Geciktirebilirsin. Tehir geciktirmek aynıdır. Biz Arapça lügatıyla şey deriz. Bu şekilde alimler söylüyorlar. Arapça bilmeyenler de olabilir. Allah razı olsun. Burada zekat kısmı da bitmiş oldu. İnşallah haftaya oruç kısmına geleceğiz. Helalallahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed. Aylığını yettiremiyor diyorsun. Belki har vurup parmak sallıyor adam. Aylığı yetiştiremiyor. Ne olacak bu? Şimdi bir kişi zekat vereceği zaman titizlikle ne yapması lazım? Bakması lazım. Gerçekten o kişi israfçı mıdır? Nedir? Bilir bir kişi. Ha, onu göz önünde bulundurarak eğer gerçekten harman mı savuruyor? Öyle mi desek? Eğer yani bir eli balda, bir eli yağda ve gelişim güzel bir şekilde kafasına göre harcıyorsa o kişiye zekat verilmez. Zekat düşer mi hocam ben? İnşallah. Hâdâ vallâhu a'lem ve sallallahu alâ nebiyyine Muhammed ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. Sübhâneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.